Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere böyle ışıltılı, renkli ve glitter kullandığımız bir makyaj yapacağız. Aslında biraz da Euphoria makyajı diyebiliriz. Hani başlık olarak hangisini atarım bilmiyorum. Euphoria makyajı mı, glitter makyaj mı, ışıltılı makyaj mı bilemiyorum. O yüzden böyle hepsini söyleyeyim dedim. Yani son zamanlarda görmüşsünüzdür birçok yerde böyle glitterlı makyajlar ve ışıltılı makyajlar aşırı popüler oldu. Popüler olmasının sebebinin en altta yatan sebebi de Euphoria diye bir dizinin bu tarz farklı makyajları olması. O yüzden de herkesi böyle aldı götürü diyebiliriz. Şimdi makyaja geçiyorum. Şimdi yüzümle başlayacağım hemen. Yüzüme Wet n Wild'ın bu renkli nemlendiricisini kullanacağım. Bendeki rengi light medium rengi. Şöyle elimin üzerine alıyorum. Bir miktar. Islanmış süngerimi alıyorum. Bu şekilde suratıma bırakıyorum. Daha sonra bu şekilde dağıtmaya başlıyorum. Süngerimi zaten daha önceden ıslatmıştım. Cildimin ışıltısını görüyorsunuz. Çok aydınlık veren bir renkli nemlendirici ve aynı zamanda yüzümde Garnier'in C vitamini serumu var. O yüzden aslında bu kadar böyle ışıltılı gözüküyor. Bayağıdır da beyaz gömlek giymiyordum. Değişik hissettim. Tamamdır. Yüzüme dağıtma işlemim bitti. Şimdi concealer'a geçeceğiz. Concealer olarak Maybelline'in Eraser Concealer'ını kullanacağım. Hafif bir şekilde. Şöyle şuralara sadece. Ve göz kapağımın rengini işlemek için. Zaten bant yapıştıracağım. Bantla yapacağım makyajı. O yüzden büyük ihtimalle buralar biraz kalkacak. Onun için de daha sonra tekrar geçeriz. O yüzden fazla oralara uygulamıyorum concealer'ı. Sadece buradan böyle bu tarafa götürüyorum. Ya da böyle yukarıdan işte gözümü kapatırken, göz kapağımı sabitlerken falan o şekilde kullanırım. Ben bu kullanacağım glitter far paletini aylar önceden almıştım. Ama bir türlü videosunu çekmemiştim. Şu aralarda popüler olunca çekeyim dedim. Biraz önce denemek için bir yaptım da çok beğendim. Günlükte kullanırım artık. Artık yadırganmayız yani artık. Çoğunlukla her yerde görebiliriz bu makyajı. Yüzümü tamamen renk tonunu eşitledim. Şimdi arkadaşlar, canlarım. Kaşlarımı doldurmayacağım. Doğal kalacak. O yüzden pastelin bu kaş jeliyle şöyle kaşlarımı bir tarayayım. Böyle özellikle böyle toplu saçta kaşımın doğal kalması daha hoş oluyor bence. Diğer türlü çok yapay gözüküyor. Çünkü ben de bayağı yoğun dolduruyorum kaşımı. Doldurunca da yoğun seviyorum yani. Doldurmayacaksam da hiç doldurmuyorum. Böyle tarayıp geçiyorum sadece. Kaşlarımızı taradık. Şimdi geliyoruz en güzel yerine. Şimdi bant yapıştıracağım böyle gözlerime. Size şöyle yakınlaştırayım biraz. Alıyoruz bantımızı. Şu şekilde tuttuk. Böyle yapıştırdık. Diğer tarafı da. Tabi bu bant bütün concealer falan alacak ama önemli değil. Tekrardan düzelteceğiz. Şimdi çok basit bir makyaj olacak. Hepiniz yapabilirsiniz bunu. Hiç zorlanmadan. Revelation'ın şöyle renkli paletini alıyorum. Şöyle bir fırça alıyorum. Ve şuradaki şu pembe rengi alıyorum. Bu arada aşırı pigmentasyonluymuş bu. Şöyle çırpıyorum. Sadece uç kısmına uygulayacağım. Şu şekilde. Şöyle şu şekilde uyguluyorum. Şurada yapsam daha iyi olacak sanırım. İşte yarısına gelecek kadar falan. Böyle daha keskin bir şekilde uygulamam gerek ama keskin bir görüntü istiyorum. Şöyle. Renkten biraz daha alıyorum. Biraz daha yoğunlaştıracağım o rengi. Bunu özellikle. Tamamdır. Şimdilik işimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi bantla böyle geliş güzel uyguladım. Daha sonra böyle daha çok keskinlik istiyorum ya. Böyle süngerimin ucuyla böyle yapabilirim. Ucunu.
temizleyip böyle daha, gördünüz mü, daha üçgen. Burayı da aynı şekilde temizleyip şöyle ucunu şöyle daha üçgen hale getirdim. Şimdi asıl güzel yere geliyoruz. Evet, glitter paletimi açıyorum. Şöyle rengarenk. Mükemmel bir palet. Bantlarımı çıkartayım çünkü bantlara artık ihtiyacım kalmadı. Şöyle. Çünkü bantlarla bir işimiz kalmadı. Bu şekilde duruyor. Bantlarımı kaldırdım. Şöyle şuraları bir tık düzeltelim. Daha sonra tekrar ihtiyaç olursa düzgünce düzeltiriz. Paletimi alıyorum ve şöyle göz kapağımı uygulayacağım. Şuradaki şu toz pembeyi kullanacağım. Böyle parmağımla alıyorum ve bir dakika yakından göstereceğim şimdi size. Kolay uyguluyorum şimdi, bakın. Bırakıyorum. Gördünüz mü? Dağılacağım. Şöyle. Oo, kalp geldi. Çok tatlı. Evet. Şimdi aynı şeyi diğer tarafa yapacağım. Bunu da bu şekilde geliyorum. Biraz daha alayım. Şöyle. Burada bir kalp oldu. Bu pembenin içinde sarı ışıltılar da var sanırım. O yüzden böyle bu kadar farklı renk değişiklikleri var. Şuna bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Şuradakini şunu alacağım ama ya. Buraya yakışmadı. Bakın gördünüz mü? Kalbim burada. Buradaki tam ortaya denk geldi. Onu da almam lazım. Aldım. Onu da şuraya yapıştırıyorum. Şuraya da bir yıldız gelelim. Ve o kadar kolay ki yapıştırması. Parmağınızla yapışıyor. Çok iyi değil mi? Bir tane daha yıldız. Ay, bayıldım ben bu işe ya. Şimdi maskaraya geçeceğim. Maskarayı az uygulayacağım çünkü böyle bu görüntünün bozulmasını istemiyorum. Maskarayla daha bir güzel oldu. Maskara bu arada Maybelline'in şu Cure Bones maskarası yeni çıkardı. Bunu ilk başta çok da bayılmamıştım ama şu an bayılıyor muyum? Evet, bayılıyorum cidden. Hani Big Shot'ı solladı diyebilirim yani, o derece. Güzel bir yoğunluk veriyor kirpiklerinize. Şimdi şu yanaklarımı hemen bronzer aldık yapayım. Bronzer olarak Maybelline'in City Bronzer'ını kullanacağım. Bendeki 250 medium warm rengi. Şöyle. Işık o kadar yoğun ki sanki hiç sürmüyormuşum gibi geliyor ama aynadan bakıldığında gayet yoğun bir şekilde uyguladığım belli oluyor aslında. Şöyle fırçada kalanını burnumun kenarından geçiyorum hemen. Tamam, bronzerla da işimiz bu kadardı. Şimdi allığa geçiyorum. Allık olarak da pastelin bir allığını kullanacağım. Şu. Şöyle bir allık fırçası alıyorum. Allık'a da işimiz bitti. Şimdi de highlighter'a geçiyoruz. Böyle bir makyaja yoğun bir highlighter kullanmak istedim. O yüzden Wet n Wild'ın bu Blossom Glow isimli highlighter'ını kullanacağım. Şu şekilde. Çok yoğun bir highlighter. Bakın direkt kendini gösteriyor. Dudak içinde çok çok favorim olan Golden Rose'un 501 numaralı dudak kalemini kullanacağım. Şöyle çok minik kaldı. Artık yenisini almanın zamanı geldi. Dışından çerçeveleyip hafif içini dolduracağım. Dışından çerçeveledim. Aslında böyle de kullanılabilir bu makyaj. Böyle nude bir dudakla. Ama ben parlamasını istiyorum. Bunu yeni aldım. Çok beğendim. Kiko'nun 20 numaralı glossu.
17 numarası da çok popüler oldu ama stoğu yoktu, geldi. Ama aldım, hala kar nedeniyle gelemedi tabii. Bu arada Gloss'un kokusu enfes. Tadı da çok iyi. Ve Gloss favori Gloss'um oldu. Belki şu parlaklığa bakar mısınız? Şu dolgunluğa. Bu Kiko'nun Gloss'ları aynı zamanda dolgunluk veriyor söylüyor ama hiç dolgunluk falan vermiyor. Ben dışarıdan kalem çektiğim için böyle gözüküyor. Yani başka bir gloss sürsem de böyle dolgun gözükür. Ama şunun şu parlaklığı müthiş ve şöyle bir makyaja da böyle bir gloss yaraşırmış gerçekten. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Ben açıkçası çok beğendim. İlk defa böyle bir ışıltılı, cilitirli makyaj yaptım ama gerçekten hani favorilerimden biri oldu. Yani yazın böyle festivallere falan giderken çok iyi olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Bu cilitir paletini ben 38 liraya falan almıştım sanırım. Ama hala stokları var mıdır bilmiyorum. Varsa aşağıya linkini bırakırım. Eğer böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocamın öpüyorum. Hoşçakalın.